Manisa'nın büyük şehir olmasının ardından ilçe ve bağlı köylere ziyaretlerini sürdüren Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün bu kapsamda demircilerle buluştu. Görüşer, nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı cumalar, hayırlı günler. Sağ olun. İyi misiniz? Allah kuvvet verse, hayırlı cumalar. Çok sağ olun. Hayırlı günler olsun. Demirci girişinde yaklaşık 80 araçlık büyük bir konvoyla karşılanan Ergün, Demirci Belediye Başkanı İhsan Temel halkı selamladı. Daha sonra otobüsten inerek esnaf gezisi yapan Ergün ve Temel tüm vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Esnafa hayırlı işler diledi. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Nasılsınız? Hayırlı cumalar olsun. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Sağ olun. Allah razı olsun. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hakkınız hayırlısı inşallah. Ne haber, maşallah. Merhaba, teşekkür ederim. Hayırlı günler olsun. Yüzlerce esnaf ve vatandaşla selamlaşan Ergün, daha sonra Demirci Belediyesi konferans salonunda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Demirci Belediye Başkanı İhsan Temel, Manisa'nın artık büyük şehir olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyelerine ağabeylik yapacağını ifade etti. Manisa'nın ilçeleriyle birlikte artık Büyükşehir Belediyesi'ne emanet edildiğini hatırlatan Temel, iktidara rağmen gerek Demirci ilçemizde gerek Manisa'da belediyecilik nasıl yapılır herkese gösterdik. Manisa'yı yenileyen ve değiştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün artık Demirci'nin köylerine kadar hizmet götürür oldu. İnşallah 30 Mart'ta da göstereceğiniz teveccühle Manisa'mızı el birliğiyle en iyi yerlere taşıyacağız. Biz memleketimizi seviyoruz dedi. Temel'in ardından Belediye Başkanı Cengiz Ergün söz aldı. Manisa Belediyesi'ni devraldıklarında borçları nedeniyle elektrikleri kesilen ilk il belediyesi olarak olumsuz bir şekilde tarihe geçildiğini hatırlatan Ergün, 96 milyon TL borç, 65 milyon TL gelirle Manisa Belediyesi tam bir darboğazdaydı. Yaklaşık 1,5 yıl bu borçları bitirmekle uğraştık. Bunu sağladıktan sonra ölü bir şehir konumunda olan Manisa'mızı ortaya koyduğumuz projelerle yaşayan bir şehir haline getirdik. Ayrım yapmadan tüm bölgelerimize hizmeti ulaştırdık dedi. 2009 yılında biraz önce başkanım da ifade etti. 65 milyon geliri olan bir Manisa Belediyesi ve 96 milyon borcu olan bir belediye olarak aldık. Manisa Belediyesi Türkiye'de çok örnek bir il. Hangi açıdan örnek? 81 yılın içerisinde borcundan dolayı elektrikleri kesilen il belediyesi olma özelliğini taşıyor. Rekor ondadır. Başka bir il yok bu konuda. Sonuçta biz bu süreçleri çok şükür 15 aylık süre içerisinde atlattık. Ve Manisa Belediyesi'nde öncelikle kendi ayakları üzerine durabilen bir Manisa Belediyesi yapmak için bir fiil bütün ekibimizle beraber hummalı bir çalışma yaptık. Ve her sene gelirlerimizi arttıracak ilk sene 102 milyona, 122, 138, 168 ve bu sene hayırlısıyla yeni bir rekor daha kırdık Sayın Başkanım. 188 milyon gelire ulaştırdık Manisa Belediyesi. Manisa'nın büyük şehir olmasıyla birlikte Manisa ilçe, belde ve köylerine de hizmet ulaştırmaya başladıklarını belirten Ergün, 6 ay gibi kısa bir sürede ilçe, belde ve köylere 35 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptıklarını kaydetti. Büyük şehrin daha büyük imkanlarıyla çok daha büyük hizmetleri ilçe, belde ve köylere ulaştıracaklarını da sözlerine ekleyen Ergün, Manisa'da yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır dedi. Büyük şehrin emin ellere ve dürüst çalışacak kişilere emanet edilmesi gerektiğine vurgu yapan Ergün, Manisa'da yaptıklarımız ortada. İnşallah teveccühlerinizle göreve seçilirsek en iyi hizmetleri ayrım yapmadan her yere ulaştırmak boynumuzun borcudur dedi. 35 milyon üzerinde bu 5 aylık süre içerisinde biz köylere ve beldelere hizmet götürdük. Ancak bakın burası bir kere daha önemli. Muhtarlar bunu Manisa'da benden dinledi. Manisa büyük şehir oldu ama daha büyükçesi büyük şehir olmadı. İşte bu 35 milyonluk yatırım kendi Manisa Belediyesi'nin bütçe imkanlarıyla yapıldı. Ve bu süreçte devam ediyor. Sabırdır. Bu sabırla inşallah en güzel bir şekilde bu hizmetlerimizi büyük şehirde, bütün köylere, beldelere ve ilçelere yapmak bizim boynumuzun borcu. Bunu bilinmesini istiyorum. Manisa'daki yaptıklarımız, yapacaklarımızın
teminatı olarak algılamanızı istiyorum. Orada hiçbir ayrım gözetmeden ki bu 50-17 ilçede ve 870'e yakın ulaşan köy ve merkezlerde yeni adıyla mahallelerimizde yine hiçbir ayrım gözetmeden hangi partiden olduğu noktasında üzerinde durmadan yine bunları eşit bir şekilde ayrım yapmadan bu hizmetleri göndermeye çalıştık. Büyükşehir'in öncelikler arasında iki tane, üç tane baş etken var. Birinci etkenlerden bir tanesi köy yollarının merkez ilçelere ana arterlere bağlanması, asfaltlamaları. İki, atık su arıtma noktasında paket programların yapılması. Yani maske adı altında kurulacak olan yeni bir şirket 200 milyonun üzerinde bütçeyle bu bütçe kapsamında altyapı yatırımları ve paket arıtma programları köylerin, mahallelerin veya nüfusuna göre bunların değerlendirmeleri yapılacak. Büyükşehir bunların organizasyonunu yapacak. Yine çöple ilgili yatırımlar tamamen büyükşehir bünyesinde. Sonuçta ulaşım noktasındaki sıkıntıları, itfaiye noktasında sıkıntıları, efendim mezarlık hizmetleri noktasında bütün bunları büyükşehir organize edecek. İlçe başkanlarımızın yetişemediği yerde onların meclisinden alacağı kararlar büyükşehir meclisine getirerek burada yapılacak olan yatırımların önceliği ve sıralaması adaletli dağıtımıdır büyükşehir. Bir katrilyona ulaşacak olan bu bütçenin sizlere hizmet olarak yansıtılmasıdır büyükşehir. O açıdan benim sizlerden hangi partiden olursanız olun hepsine saygı duyuyorum. Ancak bir yapılanlar var, ne şekilde yapacağını açıklayanlar var. O açıdan burada büyükşehri emin ellere teslim edin. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Konuşmaların ardından Ergün ve Temel katılımcılarla düzenlenen kokteylde bir araya geldi.